Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde mevsimler ve özelliklerine değineceğiz. Ancak hemen öncesinde size konuyla ilgili çalışmanız gereken yerleri göstereceğim. Nereden? Dinamo Soru Bankası'ndan arkadaşlar. Dinamo Soru Bankası'nda dünyanın hareketleri konusu sevgili arkadaşlar. Oraya bakıyorsunuz ve konuyla ilgili soruları çözüyorsunuz. Konuyla ilgili bütün eksiklikleriniz giderilmiş oluyor değerli arkadaşlar. Peki yapamadığınız soruları nereye bakacaksınız? Hemen kitabınızın sol üst köşesinde TATS bölümüne bakıyorsunuz ve sorularınızın cevaplarını buradan alıyorsunuz. Hazırsanız başlıyoruz sevgili arkadaşlar. <laughs> Mevsimler ve özelliklerinden neler var değerli arkadaşlar? Hemen onlara bakalım. 21 Aralık durumu, 21 Mart durumu, 23 Eylül durumu ve 21 Haziran durumlarını inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz dünya güneşin etrafında dönerken mevsimler oluşuyordu ve bu mevsimlerde önemli özel günler vardı ve bunlar gün dönümü olarak ifade ediliyor sevgili arkadaşlar. Dünya Güneş'in etrafında takip ettiği yola biz ne diyorduk değerli arkadaşlar? Yörünge. Dünya yörüngede dönerken dört mevsim oluşuyor. Tabii ki olay sadece bu dört mevsimin oluşması değil. Aynı zamanda gece ve gündüz süreleri, gölge boyları değişiyor, sıcaklıklar değişiyor. İşte bunu Tam olarak anlamak için arkadaşlar bugün bu tarihlerde neler oluyor ona bakacağız değerli arkadaşlar. Önce neyle başlayalım? 21 Haziran durumuyla başlayalım. 21 Haziran'da durum nedir? Dünya ile güneş arasındaki vaziyet nedir ona bir bakalım değerli arkadaşlar. Bakınız bu tarihte 21 Haziran tarihinde dikkat ederseniz arkadaşlar... Şu görmüş olduğunuz çizgi aydınlanma çemberidir. Bu aydınlanma çemberi ne demek? Gece ile gündüzün birleştiği yer demek. Aydınlanma çemberi nereden geçiyor? Nereden teğet geçiyor? Kutup dairelerinden teğet geçiyor değerli arkadaşlar. Kutup dairelerinden. Buradan ben neyi anlayacağım? Buradan şunu anlayacağım. Ekvatoru çizdiğimiz zaman dikkat edin. Ekvatoru çiziyorum size. Ekvatoru çizdiğim zaman ekvatorun kuzeyinde daha fazla gündüz olduğunu görüyorsunuz. Şu kısım gündüz. Ve geceler ise daha kısa değerli arkadaşlar. Oysa güneyine baktığınızda güneyinde de durum tam tersi. Bakın Gündüz olan kısım daha az ve gece olan kısım daha fazla. Neden böyle oluyor? Çünkü bu tarihte güneş ışınları nereye dik gelir değerli arkadaşlar? Yengeç dönencesine dik gelir. Yengeç dönencesi dediğimiz yer 23 derece 27 dakika kuzey sevgili arkadaşlar. Bu tarihte kuzey yarım kürede hangi mevsim yaşanıyor? Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcıdır. Kuzeyde yaz başlıyorsa güneyde ne başlıyor arkadaşlar? kış mevsimi başlıyor. Bakın her iki yarım kürede farklı mevsimler yaşanıyor. Bu önemli bilgi bunu unutmuyoruz. Ve ne dedik? Güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla düşer. Dik Açı 90 derecelik açı demek arkadaşlar. 90 derecelik açıyla güneş ışınları bir yere düşerse o zaman orada gölge boyu oluşmaz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla öğle vakti şu gördüğünüz yengeç dönencesinde cisimlerin gölge boyu oluşmaz. Ve aydınlanma çemberi dediğimiz işte dersin başında söylediğim gibi aydınlanma çemberi nereden teğet geçiyor dikkat ederseniz. Kutup dairelerinden teğet geçiyor. Kutup dairelerinin enlem derecesi kaçtı? Hatırlamanız lazım 66 33. Burası da 66 33 kuzey. Kuzey yarım kürede gündüzler uzun, geceler kısadır ve hatta kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanır arkadaşlar. En uzun gündüz. Daha uzun bir gündüz var mı? 21 Haziran'dan daha uzun bir gündüz var mı Kuzey Yarımküre'de? Yok. O zaman 21 Haziran'dan sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler ne oluyor? Kısalıyor. Güney Yarımküre'de gündüzler kısa geceler uzun. Güney Yarımküre içinse en uzun gece yaşanıyor. Ne zaman? 21 Haziran tarihinde. O zaman Güney Yarımküre'de de bu tarihten sonra ne olacak? Gündüzler yavaş yavaş uzamaya başlayacak. Bakın nasıl oluyor burası? Şu görmüş olduğunuz aydınlanma çemberi 21 Haziran tarihinden sonra birazcık bu tarafa doğru gelirken tabii aynı şekilde buradan bu tarafa doğru geliyor. Yani şunu bir makas olarak düşünün. Şu tarafa doğru arkadaşlar yavaş yavaş hareket edecek ta ki gece gündüz eşitlenene kadar. Değerli arkadaşlar, gelelim neye? 23 Eylül tarihine. 23 Eylül tarihine ne diyoruz biz? Ekinoks. Yani gece ve gündüz eşittir değerli arkadaşlar bu tarihlerde. Ekinoks eşit gece gündüz anlamına gelir. Güneş ışınları bu tarihte nereye dik geliyor? Ekvatora dik geliyor. Yani o zaman demin yengeç dönencesi için saydığımız şeyler şu an ekvator için geçerli olacak değerli arkadaşlar. Dikkat ederseniz her iki yarım kürede de gündüzün ve gecenin kapladığı alan aynı. O zaman ne olacak buralarda? Gece ve gündüz eşit olacak. Dikkat ederseniz aydınlanma çemberi nereden geçiyor? kutup noktalarından geçiyor. Demin nereden geçiyordu? Kutup dairelerinden geçiyordu sevgili arkadaşlar. Şimdi bu tarihte dedik ya güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. O zaman ne olacak? Ekvatorda cismin gölge boyu oluşmaz. Tabi ne zaman? Öğlen vakti. Aydınlanma çizgisi kutup noktalarından teğet geçer dedik. Dünyanın her yerinde gece gündüz eşittir dedik. Kuzey yarım küre için ne başlıyor 23 Eylül'de? Biz de kuzey yarım küredeyiz. değil mi arkadaşlar? Türkiye kuzey yarım kürede değil mi? Burada Türkiye o zaman bizim için ne oluyor? Sonbahar başlangıcıdır. O bizim için sonbahar başlangıcı ise güney yarım kürede nedir arkadaşlar? İlkbahar başlangıcı olacaktır. Yani kuzeyde sonbahar yaşanırken güneyde ne yaşanacaktır? İlkbahar yaşanacaktır. Ve bu maddeye dikkat. Aynı meridyen üzerinde güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Peki hocam normalde bu böyle değil mi? Hayır arkadaşlar normalde bu böyle değil. Bakın şuraya bir meridyen çizdiğim zaman şöyle düşünün. Bu meridyenler üzerinde aynı anda yani bütün noktalarda güneş aynı anda doğuyor ve aynı anda batıyor. Zaten gece ve gündüzün eşit olması bu anlama geliyor. Ve sırada ne var arkadaşlar? 21 Mart tarihi var. Bu da ekinoks. 21 Mart tarihi de ekinoks. 21 Mart'ta ne oluyor? Gene güneş ışınları ekvatora dik düşüyor sevgili arkadaşlar. Güneş ışınları ekvatora dik düştüğü için 23 Eylül'de meydana gelen durumların hemen hemen aynısı 21 Mart'ta da geçerli oluyor. E, ekvatora dik geliyor. Aydınlanma çizgisi gene kutup noktalarından teğet geçiyor sevgili arkadaşlar ve dünyanın her yerinde gene gece gündüz eşit oluyor. Kuzey yarım küre için bu sefer ne başlıyor? İlk bahar mevsimi başlıyor. Güney yarım küre için ise sonbahar başlıyor. Biz Mart ayında ne oluyor? Artık yaza yavaş yavaş hazırlık yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Aynı meridyen üzerinde güneş ışınları aynı anda doğuyor ve aynı anda batıyor. Neden? Çünkü ekinoks sevgili arkadaşlar gece gündüz eşitliği var. Ve sırada ne var? Sırada 21 Aralık tarihi var. Bakın şimdi 21 Aralık tarihinde Güneş ışınlarının dik geldiği yer neresi oluyor değerli arkadaşlar? Bu sefer de Oğlak dönencesi oluyor. Oğlak dönencesi 23 derece 27 Güney enlemindedir. Ve buraya dik geldiği için bakın Ekvator'un güneyinde, Ekvator'un güneyine güneş ışınları dik geliyorsa o zaman Ekvator'un güneyinde yaz yaşanıyor. Kuzeyine dik geldiğinde kuzeyinde yaz yaşanıyor sevgili arkadaşlar. O zaman ne oluyor? Kuzey yarımkürede ne başlıyor? Kış mevsimi başlıyor güneyde nedir arkadaşlar? Yaz mevsimi başlıyor. Ve güneş ışınları oğlak dönencesine dik düştüğü için oğlak dönencesinde bu sefer gölge boyu oluşmaz. Bakın nereye dik geliyorsa orada gölge oluşmuyor. Ve aydınlanma çemberi bu sefer kutup dairelerinden geçiyor. Tıpkı 21 Haziran'da olduğu gibi. Sadece ne zaman kutup noktalarından teğet geçiyordu? Ekinoks tarihlerinde teğet geçiyordu. Bunu karıştırmıyoruz arkadaşlar. Ve Güney Yarımküre'de gündüzler uzun, geceler kısadır. Bakın şekle anlarsınız zaten buraya bakınca arkadaşlar. Ekvatorun altına bakıyoruz. Gündüzlerin kapladığı alan oldukça geniş. Fakat Ekvatorun kuzeyine baktığımızda gündüzün kapladığı alan daha dar. Bu ne demek? Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısa, Güney Yarımküre'de gündüzler uzun. Ne zaman? 21 Aralık tarihinde. Bu tarihte Güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor. Arkadaşlar bu tarihte Güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyorsa, o zaman Kuzey yarım kürede ne yaşanıyordur? En kısa gündüz ya da diğer bir ifadeyle en uzun gece yaşanıyordur değerli arkadaşlar. Şimdi bunları şöyle şekil üzerinde birazdan özetleyeceğim size. Konu biterken biz neler öğrenmiş olduk arkadaşlar? Konu biterken neler öğrenmiş olduk? 21 Aralık durumunu, 23 Eylül durumunu, 21 Mart durumunu ve 21 Haziran durumunu öğrenmiş olduk sevgili dostlar. Konu biterken gene ben size şöyle küçücük bir özet yapayım. Bunun üzerinde sevgili arkadaşlar ne demiştik? 21 Haziran tarihinde güneş ışınları nereye dik geliyor? Yengeç dönencesine. 21 Aralık tarihinde nereye dik geliyor arkadaşlar? Yani tam 6 ay sonra Oğlak dönencesine dik geliyor. Şimdi o zaman 21 Haziran tarihinde ne oluyor? Ekvatoru şöyle çizdiğimiz zaman ekvatorun kuzeyinde gündüzler daha uzun oluyor. Bakın ekvatorun kuzeyinde gündüzler uzun. Güneyinde ise ne oluyor? Geceler daha uzun, gündüzler kısa oluyor. 21 Aralık tarihinde ise tam tersi bir durum söz konusu oluyor sevgili arkadaşlar. Kuzey yarım kürede bu sefer gündüzler kısa, güney yarım kürede gündüzler uzun oluyor. Yani unutmamamız gereken şey şu. Güneş ışınları hangi yarım küreye dik geliyorsa o yarım kürede gündüzler daha uzun olur sevgili arkadaşlar. Ve 21 Haziran'dan sonra şuraya Temmuz, Ağustos ve Eylül dediğimizde 23 Eylül yani Kuzey Yarımküre için bahar başlangıcı. Güney Yarımküre için de bahar başlangıcı ama Kuzey'de sonbahar, Güney'de ne başlıyor? İlk bahar başlıyor sevgili arkadaşlar. Ve burada ne oluyordu? Ekinoks yani gece gündüz eşitliği yaşanıyordu. Ve Eylül'den hemen sonra Ekim, Kasım ve Aralık. Aralıkta ne oluyor sevgili arkadaşlar? Tekrar edelim. Aralıkta kuzey yarımkürede kış mevsimi, güneyde yaz mevsimi başlıyordu. Yani bunları şöyle yazacak olursak, 21 Haziran'da kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede kış. 21 Aralık'ta ne oluyordu? Kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede yaz başlıyordu sevgili arkadaşlar. Ve Ocak, Şubat Mart ayında ne oluyor? Mart ayı gene equinox. 21 Mart ve gece gündüz eşitliği sağlanıyor her tarafta. Nisan, Mayıs ve Haziran'da tekrar Kuzey Yarımküre'de yaz başlangıcı oluyor. <laughs> ve unutmamamız gereken bir diğer şey 21 Haziran bakın Kuzey Yarımküre için mesela Türkiye'yi düşünelim. Türkiye'de en uzun gündüz 21 Haziran'da mı? Evet daha uzun bir gündüz var mı demiştik. Hayır o zaman ne oluyor? Haziran'dan sonra 21 Haziran'dan sonra yavaş yavaş gündüzler kısalıyor. Dünya şuraya gelene kadar yani Aralık ayına gelene kadar 6 ay süre içerisinde hep ne oluyor? Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalıyor. Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalırken ne olur? Gecelerde uzuyor. Fakat Aralık ayından sonra yani 21 Aralık'ta gene biz kuzey yarımkürede yaşayanlar için nedir arkadaşlar? En uzun gece. Daha uzun bir gece var mı? Hayır. Ya da diğer bir ifadeyle en kısa gündüz. Kuzey yarımküre için. Bakın en kısa gündüzü yaşıyoruz biz. Daha kısa bir gündüz yok. O zaman ne olacak? Ocak, Şubat, Mart itibariyle yani Ocak ayı itibariyle böyle bu şekilde gündüzler yavaş yavaş uzuyor. Mart'ta eşitleniyor ve Haziran'da ne oluyor arkadaşlar? tekrar en uzun gündüz yaşanmış oluyor değerli arkadaşlar. Evet dostlar ders bitmeden size ödüllü soruyu da verelim. Ödüllü soruyla ilgili cevaplarınızı yorumlar kısmına bırakın sevgili arkadaşlar. İyi çalışmalar hepinizle.